Merhaba arkadaşlar. Bugün menümüzde çok lezzetli bir ara yemek olan karışık sebze kızartması var. Geç kahvaltılarda, piknikte, hafta sonunda tadına doyulmaz bir ara yemek. Kızartmayı çok yağlı olduğu için çok sık yapmıyoruz ama herhalde tadını sevmeyen yoktur. Bunun için size bugün iki püf noktası vereceğim kızartmayı daha az yağlı yapmak için. Birincisi sebzelerin çok taze olmaması. Evet, her zamankinin aksine. Çünkü sebzeler solgun olunca daha çabuk kızarırlar ve daha az yağ çekerler. Eskiden annem oturtma yapmadan önce kabakları keser, 1-2 saat güneşte bırakırdı çok taze oldukları için. Evet, şimdi öncelikle sebzelerimizin hepsini yıkadık, kuruttuk temiz bir mutfak beziyle ve yine mutfak bezinin üzerine dilimliyoruz. Patatesleri gördüğünüz gibi ince uzun kestik. Patlıcan ve kabağı ise tercihen halka şeklinde kesiyoruz. Çünkü böyle dürüm yaparak yemek daha kolay oluyor. Ben kızartmayı çabuk olsun ve soğumasın diye iki tavada başlatıyorum. Birincisinde patates ve diğerinde ise kabakları başlatıyorum. Evet, şöyle kızaran patatesleri tavadan alıyoruz. Diğer tavada da kabaklar kızarmaya devam ediyor. Onları da alıyoruz aynı şekilde. Patatesleri çıkardıktan sonra aynı tavada patlıcanları kızartacağım. Ancak patlıcanları kızartmadan önce yumurtaya batıracağım. Bu da ikinci püf noktamız. Patlıcanları yumurtaya batırdığımız zaman daha az yağ çekerler ve böylece kızartmamız daha hafif olur. Çünkü patlıcan kızartmada en çok yağ çeken sebzedir aslında. Ve böylece yumurtaya batırdığımız zaman patlıcanın tadı inanın bir harika oluyor. Yani patlıcan sevmeyen çocuklarınız bile bu kızartmayı kesinlikle çok sevecekler. Kabakları çıkarıyoruz tavadan. Evet, patlıcanların iki tarafını da güzelce yumurtaya batırıyoruz. Ayrıca tuzlu yumurta patlıcanın varsa acılığını da alacaktır. Mutlaka denemelisiniz. Gerçekten bir harika oluyor bu şekilde. Güzelce. Sonra yumurtaya batırdığımız patlıcanları tavamıza kızgın yağın içine alıyoruz. Çok çabuk kızarıyor bu şekilde. Gördüğünüz gibi alttan yumurtaları pişiyor zaten. Hemen görünüyor kızarmaya başladıkları. Evet, şöyle çatalı batırdığımız zaman zaten çok yumuşak oluyor. O zaman kızardığını anlıyoruz. Alt tarafları kızarınca çeviriyoruz. İki tarafının da kızarması için. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde nar gibi kızardılar. Hem böyle biraz çıtır çıtır oluyor üzeri. Nefis bir tat gerçekten. Patlıcanı bu şekilde kızartmayı çok kişi bilmez. Onun için bunu sizinle paylaşmak istedim. İki tarafı da kızaran patlıcanlarımızı tavadan alıyoruz. Harika, gerçekten bir harika. Mutlaka denemelisiniz. Evet, gördüğünüz gibi patlıcanlarımız da kızardı. Diğer tavada ise kabaklarımızın kızarması bittiği için tavadaki yağın çoğunu süzdüm başka bir yere ve o tavada biberlerimizi kızarttım ben. Hepsini göstermedim videomuzda uzun olmasın diye. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde kızartmamız. Ama henüz bitmedi tabii ki. Son noktayı harika bir sosla koyacağız, domates sosuyla. Domateslerimizi önceden kabuklarını soyup kestim ben. Küçük küçük ince ince kestim ya da doğradım diyelim.
Üzerine ise birkaç diş sarımsak ekleyeceğim. Sarımsak domates sosuna harika bir tat veriyor gerçekten. Çok ince doğramanıza gerek yok sarımsağı, rendelemenize de. Şöyle bıçakla doğrayabilirsiniz elinizde. Ama arzu ederseniz rendeleyebilirsiniz tabii ki. Veya ezerek de koyabilirsiniz. Domateslerimiz suyunu verip yumuşayınca ve sonra tekrar suyunu çekmeye başlayana kadar bu şekilde kızarttık domateslerimizi. Tabii biraz da tuz ekledik. Gördüğünüz gibi harika kızartmamız hazır. Sosu bu şekilde kızartmanın üzerine gezdirebilirsiniz veya bu şekilde yanına ekleyebilirsiniz tercihinize göre. Evet, iki şekilde de görüyorsunuz sosu nasıl dağıtacağınız hakkında. Kızartmayı en güzeli yufka ekmekle veya lavaşla dürüm yaparak yemektir. Dürümde üzerine biraz kuru soğan ve tuz ekleyerek dürüm yapmak gerekir. Harika gerçekten. Afiyet olsun, umarım denersiniz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı ve abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.